önce konuşmuştuk. Marvel evreninin efsane karakterlerinden biri halinde olan Deadpool tanıtım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sayısının ne olduğunu bilmeyenler sayısı oldukça çok. Özden bir yetenekleri. En iyi yaptığı şey usta bir nişancı olması ya da çenesini hiç kapanması. Öldürme konusunda işine zevk katanı ve bir kendi sanatı adım açtır. Ama maalesef bu öldürme sanatıdır. Ve bir sürü dilde de oldukça iyi konuşabilir. Bazen Wolverine'den daha iyi iyileşebilir. Bu iyileşme gücü tamam parçalara ayrılsa bile onu kurtarabilir. Ve şu benim Deadpool'un ömür boyu yaşayacağını tam iddia eden karakterler bile olmuştur. Kendi konuşma bağını bile kurcalayabilir. Kendini çizgi romanda olduğunu anlayabilir. Annesini kanser yüzünden kaybetmiş ve babası da arkadaş tarafından öldürülmüştür. Yüzü Freddy Krueger'dan bile berbat olduğu için maskesinin altındayken daha rahat eder. Yani bu yüz yüze olamaz. Değil mi? Yani kısaca ölmüyor desek idare eder herhalde. 2. Geçmişteki gerçekler. Zaten söylemiştim, annesini kanser yüzünden kaybetmiş, babasını ise arkadaşı tarafından öldürmüştür. Yavaş yavaş kiralık katil işleri alan Deadpool cidden hak ettiği kişileri öldürmeye başlamıştı. Yakın bir zamanda bir sevgili bulmuştur ama hasta bir adamla yaşamaması için onu maalesef terk etmiştir. Hayır, tabii onu biliyorsanız gözyaşları olduğunu bilirsiniz. Bir deneyde konu olan Deadpool'un için Deadpool olmuştur. Peki bu deney başarısız olmuştur ve başarısız olanları iyileştirmek için gönderilen bir yere göndermişlerdi. Orada doktorun yardımcısı onlara işkence yapıyor. Aralarından Deadpool da vardır. Ölüm o. Bunun ismi ölüm oldu. Kimin öleceğini belirleme oyunudur. Kalbini söküp onu yakıp erisici sıvıya bandırdıktan sonra onu ölüme terk etmiştir. Bundan bir sonra iyileşip onu öldürmüştür ve Deadpool ismini sahiplenmiş olur. Sonuçta artık kimin öleceğini o belirlemiştir. 30 saniye. 3. Hastalanmayan hasta adam. Deadpool 5 kere öldükten sonra yine hayata dönmüştür. Filminde zaten kurşun yemezdi. Bir Thanos'a ölümsüzlük büyüsüne maruz kalmıştır. Ama o ölüme aşıktır. Ölümde aslında ona aşıktır. Aslında bir sürü Deadpool gelip geçti ama artık kalan tek Deadpool aklı dengesini getirmiş. Marvel evrenindeki tüm karakterlere bir şekilde sataşan kahraman onu düşmanlarla yan yanayken de görüp karakterlerle de omuz omuza da. Genelde maskesi altındayken kendini rahat hissedi. Güzel bir hayatı geride bırakan dedim ama eğlenmenin yolunu bir şekilde bul. Yeni restoranlara rahatça girebilmeyi özlediği şeyler de var. Dört. Ilık çıkış sinemalarda. Çimçak katlı yemeği bayılan geveze dostumuz ilk defa 1999'da da bir çizgi romanda çıkmıştır. Yapımcısı Jack isimli bir adam Spider-Man geveze diyebilirim. Ve
Wolverine iyileşme yeteneğinin abartarak bilişimden yapılan Deadpool karakteri çok iyi kılıç kullanabilir ve Mary'e tam. Bu arada Wolverine filmini hatırlıyorsan ağzını yok edip gözünden X-Men gibi ışın atan bir Deadpool'u olacağını kim tahmin ediyor? Ama maalesef Wolverine ve abisinin tarafından öldürülmesi yüzünden hayranlarını kudurtmuştu. Yalnız o sahneyi yazılardan sonra pek bir kişiyi görmemiştim. Bu filmin iyi olduğunu söyleyip durmuştur yapımcı. Ama sürekli YouTube'da 2004'te bir tanıtım videosu çeken Jack bu sürekli çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bir yıl falan önce ilk kostümle ilk fotoğrafını gördüğümüzde boşu içine kudurmuştuk. Bir sürü Deadpool dostum. Bazı süper kahramanlar gibi kılıktan kılığa girmekten hiç utanmayan bir sürü Deadpool gelip geçmiştir. Mesela bu Deadpool kafasını kaybetmiş zombi Deadpool'u kafasını ek pervaneyle gezer. Ta ki Deadpool'un mikrodalgada kafayı patlatana kadar. Tüm Deadpool'lardan katil teker tek diğer Deadpool'ların orijinal Deadpool hepsini katletmiştir. Bunu da bir kitapta birleştirmiştir. Birkaç dost hariç başka dost olmayan Wolverine'le kendini kanka gören ve genelde Spider-Man ve Iron Man'in kendini çok yakın görür. Ama tabii kostümü Spider-Man'e benzediği için de gıcıktır biraz açıkçası. Kadınlara karşı büyük zaaf gören Deadpool karakterimiz şu an evli ve mutlu ama maalesef birinci filmde direkt ölmüştür. Bazen kötü yani şu anlık iyi gibi ama neyse şimdi ekstra bölüme geçiyoruz. Sıraş olmak konusunda çok çok kötüdür. Bunu kabul edelim. Bir sayfasında sis çakmak taşı ve benzin gibi çıkmıştı. Böyle bir hatta onu suçlayamayız işte yapımcılar. Tüm Marvel evrenini öldürdüğü hikaye en çok satılanlar arasında. Sonra da bir de klasikleri öldürmeye başlamıştır. Tabi bazı filmlerde de iyi karakter olduğunu göz alırsa Deadpool kafası patlatmaktan çekinince söyleyebiliriz. Bizim bazıları sevince bir karakter ama okumaktan da sonsuz zevk alacağımız bir kişi.